Amcamla konuştuk bugün. Bana niye uğramadı diye sordu. Vaktim olmadı, uğrayacağım. Ne acayip adamsın be oğlum. Hiç mi anlatacak bir şeyin yok? Ya yaptık geldik işte. Ya manyak mısın nesin oğlum? Herkes döndüğünde sadece askerlik anısını anlatır. Sen tek kelime bile etmiyorsun. Bana bak. Bence senin başka bir derdin var sanki ha? Ablan uğradı bugün. Oğlan okula yazdıracaklarmış. Ama paraları yokmuş. Enişteni de ay sonunda işten çıkaracaklarmış herhalde. Sen bir şey söylemeyecek misin? Kendinden başka hiçbir şey umurunda değil ki senin.
Bey Eskişehir'de yaşadı mı? Tabii ki yaşadı. Hatta şahittir komşular da bir hafta önce salı günü döndü buradan. Şu an 10 bin lira maaşının olması yalan. Evinin olması yalan. Evi annesinin evidir. Balkonda yemek yediklerini falan hep yani izlediler komşular. Ben tanıyamadım tabii kendisini ama. Biraz sesini kısar mısın? Böyle bir şey yok. Ben özlü olsam. Ben bir avukatım. Özlü bir şey yok. Şu gömleğini değiştir de yıkayım. Şu anda yalan söylüyorsanız ben yarın dinle. Amcana da uğrasan iyi olur. Seni sorup duruyor her gün. Arıyor musun? Ya bakıyorum yavaş yavaş. Bizim Mustafa var takside. O belki birileri lazım olabilir demişti ama. Yavaş yavaş olmaz. Yengem de yaşlandı. Senin artık hemen çalışmaya başlaman lazım. Neyse ben bir sorayım sağa sola bir şey var mı diye. Aniden karşıma çıktı. Şok oldum. Beni sormadı mı? Yok, bir şey konuşmadık. Ya birdenbire karşıma çıkınca ben de ne söyleyeceğimi bilemedim.
yediği dayaktan sonra Gata'dan 15 günlük rapor aldı. Kocanın raporuna polisler de raporla karşılık verdi. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Emrah! İzlemeyenler varsa bir Nazan'ı hatırlayalım, üzerine konuşalım. Psikolojik sorunlarım yoktur, siz beni anlamıyorsunuz ki. Ben sizi anlıyorum. Benim isteğim sevgi. İki seneden beri ailemi görüşüyorum. Burada her yer çok sessiz. Kendimi çok yalnız hissediyorum. Çoğu zaman nereye gideceğimi bilemiyorum. Ve kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum. Oğlum, bak arkadaşım buraya kadar gelmiş. Dışarı çıkarsan biraz kendine gelirsin. Biraz çekingen davranabilir. Sen merak etme, ben hallederim. Hadi bakalım. Sen biraz bekle de ben geleyim, tamam mı?
Emrah. Bir arkadaşım gece güvenliği görevlisi arıyormuş şirketine. Ya güvenlik falan zor olmasın şimdi? Dağlarda askerlik yapmış adamsın oğlum. Ne zorlu? Yani bilmiyorum ki. Ya maaşlı sigortalı iş. Neyi bilmiyorsun Allah aşkına? İki gündür devam eden operasyonlarda öldürülen, etkisiz hale getirilen terörist sayısını 49 olarak açıklıyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve yürütülen operasyonların ayrıntılarına da giriyor. Şöyle ki çukur...
sevgilim. Burada günlerim silah sesleri ve uykusuzluk arasında geçiyor. Bazen yürürken hiçbir şey duymadığım zamanlar oluyor. Bazen çok korkuyorum, bazen de hiçbir şey beni korkutmuyor. Ateş ettiğim zaman neden burada olduğumu hatırlıyorum ve sürekli yürüyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sivil toplum dünyada çok pozitif bir değer. Her yerde çok pozitif bir değer. Artık sivil topluma asgari açığa negatif olarak tavır takılan bir oluşum söz konusu değil. Şimdi böyle olunca bu pozitif değerden biz nasıl yararlanabiliriz? Maalesef Türkiye'de biz bunu görüyoruz. Sivil toplumcu olmayan, tam anlamıyla sivil topluma karşı olan, demokrasi karşıtı olan bir takım hareketlerinde ya da oluşumlarında kendisini sivil toplumcu olarak lanse edip, tanımlayıp, yani deyim yerindeyse hani işte yani kuzunun postuna büyümüş bir şey, kurt havasında aslında sivil toplumun tahrif edilmesinden başka bir anlam ifade etmez bu. Sivil toplumu, sivil toplum postu altında tahrif etmektir. Bir olay yaşandı. Bir uzman çavuş elinde tabancası ve bir şişe benzinle jandarma genel komutanlığı önüne geldi. Artık dayanamıyorum diye bağırıp havaya iki el ateş açtı. İşte o anlar. Önce silahını çekti. Ardından iki el havaya ateş etti.
bir süre gözetim altında kalması gerekiyor. Önemli bir şey mi peki? Neyi var hocam? Ya onu söyleyebilmek için bazı tahliller var. Onların sonuçlarını beklememiz lazım. Şimdi Turgay geliyor. Günler sonra ilk defa Talib'le karşı karşıya gelecek. Alkışlar Turgay'a. Turgay'ı burada herkes seviyor galiba, değil mi? Yani genel anlamda herkes seviyor. Ay sen gel. Emre otursana. Biz şirketin güvenliği için 24 saat boyunca çeşitli yerlerde kameralarla olan biteni kaydediyoruz. Bu kayıtları incelediğimizde aklımıza bir şey takıldı. Her gece mesaiye geldiğinde silahını belinden çıkartıp masaya koyduğunu gördük. Bunun nedenini sormak istedik sana. Ben belimden biraz rahatsızım da silah tabanı biraz ağır geliyor. Bak, burası çok uluslu bir şirket. Sen de buranın iç güvenliğinden sorumlusun. Bu görevi başarmak için disiplinli olman gerekli. Amcan iyi tanıdığımız birisidir. Seni de güvenli birisi olduğunu düşünerek işe aldık. Ancak bu durum bir daha tekrarlanırsa seni işten çıkartmam gerekebilir. Tekrar söylüyorum, bu zor bir görev. Disiplinli olmak şart. Emredersiniz efendim. Gel otursana. Bir şey içer misin? Bir şey mi diyecektin? Cemile kim? Cemile eski eşim. Yılbaşı gecesi de beraber misiniz? Ama 3 yıldır da aslında ayrıldıktan sonra da beraber misiniz? Hayır, yalan söylüyorsunuz. Yılbaşı'na beraber miydin? Hayır, ben ailemle beraberdim. Kendisi böyle bir insan yani, iftira atıyor bana. Tabii, evet.
Siz kaç, ne zaman ayrıldınız onunla? Resmi olarak 3 yıl oldu ayrılalı. 3 yıl oldu. Hı hı. Ama ayrıldıktan sonra da beraberiz mi diyor? Alo. Ben Emrah. Bugün terzideydim. Numaranı buldum da. Evet, biraz geç oldu. Kusura bakma. Çalıştığım için farkında değilim. Tamam, yarın da ararım ben seni. Yine ararım sabah. Alo? Tekrar ben Emrah. İyiyim işte. Evde dinleniyordum. Ben birlikte bir çay içebilir miyiz diyecektim.
Yarın mı? Olur, tamam. Tamam orada. Tamam. Deneyebilirsiniz. Kaça bu? 20 TL. Bugün evde temizlik yaptım. Çiçeklere su verdim. Yani iyiyim ben. Her şey yoluna girmeye başladı. Bir de bir kızla tanıştım. Yarın onunla buluşmaya gideceğim. Sen geçen bir kağıt vermiştin ya bana. Ben onu biraz geç fark ettim. Bir de geçen de geç aradım seni aslında. Kusura bakma, ben geceleri çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun?
bir şirkette gece güvenlik görevlisiyim. Ne yapıyorsun geceleri orada? Aslında daha çok televizyon seyrediyorum. Yani bir güvenlik sorunu olduğu falan yok. Öyle bütün gece bir odada oturuyorum aslında. Yani çok memnun değilim aslında işimden. Değiştirmek istiyorum o yüzden. Başka bir işe geçeceğim yani. Ne yapacaksın sonra? Yani takside bir arkadaşım var. Pek de düşünmedim. Hep bu fotoğrafla sizinle yaşadım. Ya gecenin saatini aradım ama dayanamadım işte. Sana bir şey söyleyecektim. Çek o kanlı ellerini. Acımı zorlamaya geldim buralara. Benim bu aralar pek kendimi hissetmiyorum. Ya, benim bir sorunum var. Benden sana kar olmaz. Evet haklısın ama yani konuşabilseydik çok iyi olacak yer.
Alo. Alo, ben Emre. İyiyim, sen nasılsın? Yok, uyanmıştım ya. Sen nasılsın? Şey, yani... Bilmem ki. Tamam, yarın buluşabiliriz, tamam. Tamam, orada. Benim aldığım gömleği giymişsin. Dün sen gitmeden önce birlikte çektirdiğimiz fotoğraflara baktım. Daha 1,5 yıl olmuş. Ama ikimiz de ne kadar gençmişiz. Yokken ben o 1,5 yıl hep korkuyla yaşadım. Kabuslar gördüm. Bazen hiç uyumadım. Hep bekledim. Söylemeyecek misin? Sana mektup yazmıştım. Ama sen almadın.
Ben birini öldürdüm.